Buradan şunu öğrenmiş olduk. Büyük başta olsa, küçük başta olsa, kanatlı da olsa, farklı zamanlarda hayvan girişi varsa işletmeye, lütfen belli bir süre ayrı tutun. Gözlemleyin, izlemleyin. Zaten bir anda bir araya gelmelerini isterseniz hayvanlar kavga edecektir, sıkıntı olacaktır. Stres faktörü gelişecektir vesaire. Şunu soruyorsun, ya Ataxity krem rengiydi, ne oldu? Değerli izleyiciler, şu anda üretilen Atax içinde, şu anda derken son 3 senedir falan söylüyorum. 3 senedir, 4 senedir üretilen Atax'da, Lohmann'da, Nick'te hani çok kaliteli damızlık, tabii bunun damızlıkla alakalı bir şey. Çok kaliteli hayvanlar değiller, onu söyleyelim. Burada bir etiket var, gel abi. Yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Ben zooteknist Murat Çevik Yavuz. Arkamda gördüğünüz üzere Ataxlarımız var bu kümesimizde. Hem Ataxları konuşacağız, hem gezen tavuk yumurtasını konuşacağız. Hem bulunduğumuz bölgede pazar durumu nedir? Nasıl bir talep var? Buralarda yaşanan sorunlar, sıkıntılar var mıdır? İşte kümes maliyetleri aşağı yukarı nedir? Yem maliyetleri aşağı yukarı nedir? Ne kadardan aşağı yukarı yumurtalar gidiyor? Bu programların hepsini, bunların hepsini bu programımızda anlatacağız sizlere. Umarız 40-45 dakika boyunca keyifle izleyeceksiniz bizleri. Denizli Acıpayam'dayız ve yanımda bu işletmenin sahibi yetiştirdiğimiz Uğur Canan var. Uğur, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olasın Uğur, bizi kabul ettin. Hem sen, hem arkada gördüğün şube müdürümüz. Nasılsın, iyi misin? Önce öyle söylüyorum. Korona süreci biraz sıkıntılı. Evet. Bizler her ne kadar şu anda tüketiciler evde ve talep çok fazla desek de sonuç olarak sizler bu işin içerisindesiniz. Sizlerin de tecrübelerini duymak istiyoruz. Önce bir Uğur Canan'ı tanıyalım. Uğur Canan kimdir? Normalde ne iş yapıyor? Bu hayvan sevdası, arkasına tavuk sevdası, yoksa sadece hayvan yok biz abi. Biz işimiz tavuk sevdası. Diğerlerine hoşlaşmaz mıydı? Yoksa buradaki şube müdürümüz gibi. Ben büyük baş, küçük başçıyım ama yumurtada bakıyoruz falan durum var. Bir tanıyalım seninle. Şimdi kayınçomu tavuğa ben alıştırdım. Büyük baş, küçük baş seviyor kendisi. İsmim Uğur. Normalde muhasebeciyim. Burada bir asansör firmasında çalışıyorum. Tavuk sevgisi, biz zaten köyden buraya taşındık. Daha doğrusu İzmir'e taşındık. İzmir'den Denizli'ye döndük. Daha önceden bir hayvanlarla iştigalimiz var. İzmir'e gittin iş için? Yok, okulu orada bitirdim. Üniversiteyi falan orada okudum. Sonra tekrar Denizli'ye döndük. Memlekete geri döndük. Hayvanlarla bağımız var daha önceden. Merakımız da var. İmkan da bulduk. Yapalım dedik. Başladık Allah'ın izniyle. Ama şimdi şehir çocuğuyuz bir şekilde, öyle geliştik. Muhasebe mesleğimiz. Ama bir hayvancılığa giriş durumu var. Yani bu atalardan gelen bir durum mu söz konusu? Hani bizim bir yerimiz var zaten, ana baba büyüklerimiz hayvancılığın içindeydi, tarlalarının içindeydi mi? Yoksa bir yerden görüp, ya da ben muhasebeci parayı iyi çalıştırır, öyle aklı finanslı şeydir. Ulan en böyle düşük maliyetle, hayvancılık açısından en düşük maliyetle en kısa zamanda en fazla maksimum veriyi elde etmek. Nasıl doğru gelişti? Şöyle, benim büyük başta, küçük başta ilgim yok. Ama kanatlı hayvanlara merakım var. Daha önceden de vardı. Biz bunu köyde, Bekirli'de bizim köyümüz. Orada teyze oğluyla bir 50 tavukla denedik. Orada 50'sini birden öldürdük. Çünkü 5 sağdan aldık, 10 soldan aldık. Gelen bir grup hastalıklı çıktı. Şimdi hep dışarıdan farklı, evet. Farklı zamanlarda, farklı yaşlarda, doğru mu? Doğru. Karantinaya o sürecini şey yapmadan bir araya getirdik hepsini, aynen, doğru mu? Aynen öyle. Tamam. Doğru. Peki buradaki büyük başlı, küçük başlı abimiz hiç uyarmadı mı? Dur oğlum, şunu bir alalım, bir hafta 10 gün şurada kalsın. O zamanlar bekardım. Öyle mi? Peki. Yoktu. Peki. Şimdi öyle bir deneyimimiz oldu. 50'sini birden öldürdük. Zaten o tavuklar yumurta da alamadık onlardan. Tamam.
O bizim için bir tecrübe oldu. Sonra biz nişanlandık, Mustafa abiyle tanıştık. Onun evinin karşısında arazisi var. Orada daha büyük çaplı bir şey yaptık. Orada tutturduk. Devam edeceğiz. Burada hemen bir notu bir kez daha vurgulayalım değerli izleyiciler. Buradan şunu öğrenmiş olduk. Büyük başta olsa, küçük başta olsa, kanatlı da olsa, farklı zamanlarda hayvan girişi varsa işletmeye lütfen belli bir süre ayrı tutun. Gözlemleyin, izlemleyin. Zaten bir anda bir araya gelmelerini isterseniz hayvanlar kavga edecektir, sıkıntı olacaktır. Stres faktörü gelişecektir vesaire. Aynı zamanda bir hastalık durumu varsa yayılmasını da önlersiniz. Bunu unutmayın. Bir de soruyorsunuz işte ne zaman bir araya getirebiliriz diye. Ben hep şunu söylüyorum. Aynı yaşta, aynı anda, aşağı yukarı aynı cüsselerde hayvanlar olursa, aşağı yukarı da aynı sayılarda hayvanlar olursa problem yok. Ama siz 1000 tane birinden 50 tane birinden koyarsanız o 1000 tanesi 50 taneyi bitirir. Ya da biri 5 aylık, biri 15 aylık hayvan karıştırırsanız sıkıntı olur. Birini bugün aldınız, birini 2 ay sonra bir araya getirdiniz, sıkıntı olur. Bunlara dikkat edin lütfen. Peki, o 50 tane gitti. Sonra herhangi bir şekilde ben bu işi yapmam, lanet olsun, la bu tavuk da neymiş, affedersin otoboka hasta oluyormuş, zaten yumurta da alamadık falan, bu tür şeyleri kafadan süzgeçledik mi, yoksa affedersin ulan bu benim cehaletimmiş, benim hatammış, kendimi geliştirmem lazımmış mı dedik? Şöyle, büyük firmalar bir iş yapacağı zaman önce bir demosunu oluşturur, piyasasına bakar, ondan sonra piyasaya girer. Ben onu zaten demo olarak gördüm ilk başta. Onu başarısızlığı tecrübe olarak kabul ettim. Yeni, daha büyük bir yere aramaya başladım. Pes etmedim, aksine hani bir 50 tane daha gireyim değil. Daha fazla girmek istedim. Kaşıntım büyük dedim. O zaten köydeydi, Denizli'ye 100 kilometre. Ben Denizli merkezde oturuyorum, ikamet ediyordum. Şimdi köy gelip gitmek sıkıntı olacağı için Denizli merkezin etrafında bir yer aramaya başladım ben. Daha büyük bir yer. Baktın. Baktım. Bayağı da yer aradım. Tamam. Ama bulmak çok sıkıntı Denizli'de. Tavuğa uygun, bahçesi olan, kapalı alanı olan, kış şartlarına uygun yer bulmak çok sıkıntılı. Bulamadım da. En son nişanlandık biz. Tesadüfen konuşurken işte bizim köye geldiler. O yaptığımız yeri gösterdim. Konuşurken dedi burada yapalım. Bizim yer müsait, boşta. Bismillah dedik, başladık. Etrafını tellen çevirdik. Tavastan mı bahsediyoruz? Tavastan. İlk başladığımız nokta. Etrafını tellen çevirdik alanın. Koyunların girdiği bir yer vardı. Orayı kümesi çevirdik. Aha. Etrafını fileyle kapattık. Tavuklarımız geldi. Bismillah dedik, başladık. Orada başladık, buraya geldik. Şimdi biraz buraya da anlatacağız. Tamam. Şimdi orada başladık. 250 hayvanla başladık. Bir de gördük. Evet. Denedik falan. Sonra bu bölgeye geçiş. Senin evine falan da yakın burası. Şimdi önce bir Atax olayı, yani sonuç olarak ticari yumurtacıkta birkaç tane ırkımız var. Evet. Irkımız var demiş ya, yine soracaklardır. Ben hemen söyleyeyim. İşte Atax'ımız var. Aslında daha önceden var olan ama bizim çok bilmediğimiz Atabey'imiz var. Beyaz yumurtacıdan bahsediyorum. Lohman Sandy'si var, Lohman Brown'u var, Nick Brown'u var, Tilt'si var. Bunlar ticari anlamda. Atax'ı niye tercih ettik? Şimdi ilk Lohman'ı aldık biz. 50 tane öldürdüğümüz hayvan. Lohman'ı aldıktan sonra onlar hasta olunca araştırmalara başladık. Kendimizi tecrübeli zannediyorduk. Yani biz köyde 10 tane, 15 tane tavuk besliyorduk. Oradan kendimizi tecrübeli zannediyorduk. Çok fark varmış değil mi arada? Aşırı fark var. Alakası yok. Ondan sonra araştırmaya başladık. Orada sizin programlara illaki rastlıyoruz zaten. Atax'ı gördük. Atax'ın en dayanıklı, bu yörede en dayanıklı cins olduğuna karar verdik. Zaten öyle. Ondan sonra Atax'ı almaya karar verdik. Peki. Şimdi biraz gezelim. Hem kümesi senden rica edeceğim. Yemlikleri, sulukları konuşacağız. Yemi konuşacağız. Folluklarımızı konuşacağız. Hepsini tek tek ufak tefek gösterelim. Bir kere anladığım kadarıyla bu kümes ya bu profesyonel bir kümes ya da ona benzer bir şey.
Çünkü makaslı sistem var. Sen de gösterirsen yukarıda makaslı sistemimiz var. Bir de gelirken de gördük yan tarafta da kümesler vardı. Bu kümesi bize bir anlatır mısın önce? Şimdi burası eskiden kafes tavukçuluğu yapılan bir yermiş. Bu alan büyükbaş yetiştiriyorlarmış bu alanda. Yan tarafta civciv, onun altında da kafesler var. İşi bırakmışlar burada. Bırakırlar tabii abi. Burada büyükbaş yap, yan tarafta civciv yap, ondan sonra öbür tarafta da tavuk yani yumurta üretimini yap. Olmaz. Zaten olmayacak bir şeyden yapmışlar. Şimdi buranın sağa sola bahçeye çıkışı olduğu için ben burayı tercih ettim. Bu alanı tercih ettim. Sağa sola bahçe derken hemen seyircilerimize geçelim. Burada bir çıkış var. Seni burayı da gösterebilirsek çevirelim. Burada bir aslında girişimiz var. Girişimiz var, yoncamız var bu tarafta. Bu tarafta ekili arazi var. Yonca tamam, var. Tamam. Bu tarafta da toprak alan var. Şimdi oraya bakacağız. Tamam. Buraya şey yapalım. Burada bir makas sistem, sağlam sistem. Tuğla duvarlarımız var. Evet. Bunu da özellikle şey yapıyorum ki gösterse hem ne derler? Biriket. Bu taraf tuğla örme. Evet. Burada biriket. Soruyorlar çünkü inşaat ne yapalım, neyle yapalım diye. Peki onu yaptık. Asma yemli kullanmışız. Evet. Kaç kiloluk diye aldın? Ben onu söyleyeyim sana. 18 olması lazım. Ben bunları almadım. Aha. Var olan buradaki malzemeleri kullandım. Tamam. Burayla birlikte kiraladım ben malzemeleri. Okey. Şimdi şöyle değerli izleyiciler şunu da anlatalım. Şimdi bu yemliklerde işte bunların 10 kilolukları var, 5 kilolukları var. Efendime söyleyeyim 20 kilolukları var. Var olu var. Tabii ortalama bir yemliği biz 30-40 hayvan olarak planlıyoruz. Yani şu etraf komple sarıldığı zaman, mesela Selim şurayı da gösterecektir. Komplesine sardığı zaman ortalama 30 hayvan, 25 hayvan, 20, 25, 30 hayvan gibi planlanabilir. Tabii burada şöyle bir şey var. Bir hayvanın ortalama 110-120 gram civarında günlük yem tüketiminden bahsediyoruz. Varsayarsak eğer biraz sonra yem detaylarını konuşacağız ama ekipmanları anlatalım size. Kızım bir dakika dur, gagalamanın sırası değil. 30 tane hayvan şurada ortalama 3 kilo civarında, doğru mu? 3,5 kilo civarında yem tüketecek demektir. Bunu 20 kilo almanın bir anlamı yok. Şimdi bu olduğu zaman ne oluyor onu söyleyeyim. Yani çok ağır büyük aldığınız zaman bazen fiyat şey gibi gelebiliyor. Cazip gibi gelebiliyor. Çünkü örnek veriyorum. Şu aşamada ortalama rakamları konuşuyorum. 10 kiloluk yemlikler 35-40 liralar civarında, 45 liralar civarında. Attım 20 kiloluk yemlikte işte 50 lira, 55 lira civarında olabilir. Tabii 90-100 liraya kadar çıkıyor onu söyleyeyim. Şu malzemelerin kalitesine göre değişiyor. Şimdi cazip geliyor fiyat. Ben diyor o zaman diyor büyüğünü alayım ya ne olacak falan filan diyor. O iş öyle değil çünkü bunu büyük aldığınız zaman bir işe yaramıyor. Siz büyük olduğu için ağzına kadar doldurmanın peşine gidiyorsunuz. Hayır. Hayır genel anlamda. Aynen konuşacağız. Yeme besleme şey yaparken onu da konuşacağız. O zaman da yem bozuluyor falan filan. Bir de malzeme plastik daha çabuk aşınıyor. Ağırlıktan dolayı daha çabuk aşınıyor. Onu da söyleyelim. Yani yemlik de illa çok büyük olacak diye bir şey yok. Şunu da ilave edeyim. Biz Tavas'taki kümese şuradan askılı, plastik askılı yemlik aldık. Bunlar alttan demir, geri alttan. Alttan evet. Sabitlemeli. Evet. Şuraya askılı astık. Plastik askılı. Askılı kırılıyor plastik. Aynen. Altında tavuk var. Tavuk altında ölüyor. Kalıyor değil mi ağırlıktan dolayı? Aynen. Bunda öyle bir şey yok. Önemli detay. Alacak yemlik alacaklara tavsiyem. Şöyle. Selim gel böyle. Selim'cim gel böyle. Alttan destekli almalarını gel tavsiye böyle, ederim. Gel böyle gel. Bak. Görüyor musun buradan desteğimiz de var. Şurada alttan vida alıyorum. Bir dakika oradan da şey yapayım göstereceğim. Görebiliyor musun? Selim alıyorsun. Şu alttan da bak. Göster abime. Bunlara dikkat ediyoruz diyelim. Peki. Yemlikleri aldık. Aşağı yukarı bakıyorum. 2, 4, 6, 7. Diğer tarafı var. 7, 15 diyelim ortalama. Orada 15, 17, 18 tane falan şeyimiz var. Bahsettiğimiz gibi yemliklerimizi
25-30-35 tavuğa göre planlayabiliriz sayısı kaç olacak diye. Onu vurguladık. Peki bu da vardı o zaman. Sistem, yani askılı suluğumuz da buradaydı. Bak, sadece hortumları yeniledik. Aha. O kadar. Şimdi burada şöyle bir şey, pardon canım. Şunu bir vurgulayalım yeri gelmişken yani arkadaşlar. Yemliklerinizi çok aşağı tutmayın. Çok da yukarıda tutarsanız da hayvan çok fazla yemden yararlanamadığı için de birbirleriyle münasebeti, öyle söyleyelim, artacaktır. Onu vurgulayalım. Yemliklerle ilgili bunu söyleyebiliriz. Şimdi sulukta da şöyle bir şey var. Sorayım. Var mı damlatma, mamlatma, yerde akma falan filan, borulardan kaynaklı olabilir buradan? Biz şu borunun kalitesini bulamadık. Tamam. Biraz ince geldi. Aha. Şu yukarılara kelepçe attık. Tamam. İnce olduğu için boru. O kelepçelerden çok sıktığımız zaman... Şu bu normal bildiğimiz kelepçelerden bahsediyoruz değil mi? Şunlardan attık. Buradan değil de yukarıdan kaçırma yapıyor. Tamam, bunun aynısını yapıyor. Oradan da şey yapmış olduk. Evet, evet. Yani şuraya attığımız kelepçenin aynısını... Yukarıya da attık. Bağlantı noktalarını attık oraya. Orada kaçırma yapmasın diye normalde yapıyor diyorsun. Kelepçeyi çok sıktığımız zaman orayı zedeliyor. Aha. Boru ince olduğu evet. için kaçırma yapıyor. Ama borunun kalitelisini bulduktan sonra hiçbir şekilde kaçırma yapmıyor bu sistem. Ben beğendim. Burada ilk defa kullandım. Tamam. Peki bunun da şöyle bir durumu var. Bu normalde yine dediğin gibi akma yapmama gibi bir durum var ama mesela pislikleri görüyoruz değil mi? Şu hani bir içinde biriken bu yem olabiliyor, toz olabiliyor, toprak olabiliyor vesaire. İşte bu da mesela hani bir sözde kümesimizi temizliyoruz ya. Bunlara aslında etken olmuş oluyor. Hani şimdi niperli kullanıyorsun, taze su olayı var ama bunu kullanıyorsun, damlatmıyor ama taze su olayı ortadan kalkıyor. Bunu da 2 günde bir, 3 günde bir komple temizliyoruz. Temizlemekte fayda var, bunu da vurgulamış olalım. Peki, gelelim. Şöyle alayım seni. Selimciğim böyle bizi takip edebilir misin? Şu follukları da bir dinleyelim. Nedir, ne değildir? Folluklarımız kasalardan. Kasa. Gel abi. Anlat bize. Şimdi bu follukları biz bayağı araştırdık. Evet. Otomatiğine baktık, plastiğine baktık vesairesine baktık. Tavuklar sayısı fazla olunca bu plastikler vesaire bize çok pahalıya mal olacaktı. Evet. Ben pazarcının birisiyle anlaştım. Tamam. Tanesi 4 liradan mı 3,5 liradan mı ne aldım. Komple yerleştirdim. Memnunum. Şöyle plastik tabii şöyle aslında İster kasa olsun, ister plastik olsun, ister galvanize olsun, ister su şeyi olsun, o bidonu olsun, tavuk neye yumurtladığını bir düşünmez. Aynen. Onun için önemli olan şey rahatlık kısmıdır. Burada aslında yetiştiricinin dikkat etmesi gereken şey, tavuğa zarar veya hasar vermeyecek bir şeyden bahsediyorum. Mesela görüyoruz bidonu kesiyorlar, yapıyorlar vesaire ama kenarları keskin. Hayvan girip çıkarken zarar verebiliyor ya da strese girebiliyor. Veya plastik kasaları kullanıyoruz. Şimdi onun altları da belli bir süreden sonra tak diye kırılıyor. Şimdi o kırılınca affedersin tavuk kıçına karnına batmaya başlıyor. Evet. Kırıldığı için. Hem yumurtlamayla ilgili bir problem yaşanıyor hem enfeksiyona sebep oluyor. Hem de ölüyor hayvan. Yani bazen arıyor beni. Ya hayvanım öldü. Niye öldü? Ya ne bileyim. Bir gidiyorsun. Fonlukla ilgili bir sıkıntı var. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden ne seçtiğiniz değil. Yani her şey olabilir. Amma ve lakin tavuğa zarar vermeyecek. Onu sıkıntı yaratmayacak. Malzeme olmasına falan. Demir mesela şey diyor. Atıyor demiri yıpranıyor, pas tutuyor. O pas da bir sıkıntıdır. Bunlara dikkat edin diyelim. Bu sözünüzü kestim. Kasalarda dikkat edilmesi gereken nokta bunların ön taraflarını, şuralarını açıyoruz. Evet. Yani rahat girip çıkmaları için. Şuralarda çivileri var. Dikkat etmemiz gereken nokta şimdi o. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demek istediği şu. Doğru mu? Doğru. Şu, atıyorum şu bölgeyi aldık. Girip çıkmaları şurada için. Şurada şey yaptık. Şurada çiviler, çivi kalıntıları, bazen kırılmalar olabiliyor. Yani mesela şunların şu bağlantı noktalarında hem bu çivilere dikkat ediyoruz
Evet, dikkat edilmesi gereken nokta orası. Bir de kırılma falan olabiliyor. Aynen. Dikkat edin değil düzgün, mi? Şeye? Düzgün işçilik yapılması aynen lazım. Öyle. Orada girip çıkarken tayyama zarar vermemesi için. Yoksa yırtacaktır. Ekstradan içine bir şey konulacaksa evet. Bunun üstüne değil altından bir şey yapmalarını tavsiye ederim. Ben yaptım. Üstünden tavuklar çıkardı hepsini. Ben talaşı mısın bahsediyoruz mesela? Ben talaş sermedim tamam. Önce. Altına karton koydum hepsinin. Ha şu delikler kapatsın hesabı. Aynen. Düz olsun. Kasanın içine tamam. Koydum. Kartonları deldiler veyahut evet. Da çıkardılar. Evet. Müdahaleyi kasanın altına yapsınlar. Tavsiyem. Altta ha ulaşamayacak. Ya bu şey gibi aslında. Bak çok doğru. Mesela. Var ya sert. Ya bir de şöyle hayır. Mesela tavuk her meraklı. Her şeyi şey yapıyor. Evet ya. Bu şeyde de önemli. Gel abi böyle. Gel abi. Bazen böyle çevirme yapıyorlar. Telin dışını içine file koyuyorlar. Naylon brandayla falan çeviriyorlar. Tavuk gidiyor mundur ediyor onu. Veya mesela kümese yalıtım malzemesi koyuyor. Yalıtım malzemesi. Tavuk bir kere oradan aldın mı tık 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 yemeye başlıyor. Sonra parçalıyor. Yine pert. Bak hem masraf hem pert. Sonra yine telefon. Tavuğum öldü. Neden? Ne bileyim ben. Peki, şimdi folukları da konuştuk. Kaç tane folumuz var burada? Yaklaşık burada yüzü geçkin olması lazım. Yüzü geçkin. Şimdi yani aşağı yukarı 6-7 tavuğa bir folluk aslında yetiyor. Evet, öyle hesapladık. Burada bu şeyi de söyleyeyim, hiç birikme yaşıyor musun? Yani hayvanlar birikiyor, yığılma yapıyor falan filan yaşıyor musun hiç? 3-4 fallıkta yaşadım. Sabah geldiğimde bilerek almadım yumurtaları dağıttım. O birikme kayboldu. Ama yaşanıyor. İyi yapmışsın. Yani dağıtarak yapabilirsin. Eğer yere yumurtlama şöyle geldiğim gösterelim. Ne haber kız? Bunlar daha yeni yumurtaya girdiler evet, değil mi? Aşağı yukarı. Bu arada bulunduğumuz hayvanlar 21-22 haftalık civarı değerli izleyiciler. Yumurtalarının rengini merak edenler için bir kez daha gösterelim. Krem rengi değil, kahverengi değil, arada bir renk. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Ya da dur şundan sonra söyleyeyim. Şöyle yapalım. Burada mesela diyeyim ki buralarda birikme var diyelim. Siz buradaki yumurtaları dağıtacaksınız veya burayı kapatacaksınız. Yani buraya girmeyecek o tavuk. Veya şuraya yumurtluyorsa, köşeye yumurtluyorsa o köşeyi kapatacaksınız. Oraya girmeyecek tavuk. Yumurtaları mümkün olunca dağıtırsanız hayvan o yumurtalara doğru kendini değiştirecektir, yönlendirecektir. Bir de yumurta renginde şunu soruyorsunuz. Ya ataksıntı krem rengiydi ne oldu? Değerli izleyiciler, şu anda üretilen ataks içinde, şu anda derken son 3 senedir falan söylüyorum. 3 senedir, 4 senedir üretilen Ataks'ta, Lohman'da, Nik'te hani çok kaliteli damızlık, tabii bu damızlıkla alakalı bir şey. Çok kaliteli hayvanlar değiller. Onu söyleyelim. İlk böyle hani Ankara'dan çıkma gibi Ataks'larımız yok. İlk Fransa'dan gelenler gibi Lohman'larımız yok. İlk gelen mesela İsa'lar gibi. Bu arada Lohman ve İsa ayrı firmalardır. Onu bir hani İsa Timtıt, Lohman Brown bu bir ırk falan değildir. Bunlar firma isimleridir arkadaşlar. Onu söyle yani Lohman Sandy ile İsa Timtıt aşağı yukarı aynı hayvanlar zaten. İsa Brown'la Lohman Brown da aynı. Firmaları farklı. Onu vurgulayalım. Dediğim gibi damızlıklar çok iyi kalitede üretilmediği için bazen mesela renkleri de senin gibi gösterir misin? Mesela burada görüyorsunuz koyu renkte ataksımız var. Sarımız daha az. Normal ataksa benzeyen. Mesela hemen Selim arkana doğru dön. Şöyle abi bak sarıların daha fazla olduğu ataklara daha çok benzeyen hayvanlar da var. Bu işte damızlıkların aynen burada da var. Damızlıkların değerli izleyiciler artık eskisi gibi kaliteli olmamasından kaynaklı. Onu da vurgulayalım. Çıkalım abi buradan. Bir de şeyi vurgulayayım. Yerden yükseklik var. Onu da sizin programınızda öğrendim. Gelelim oraya. Şimdi şunu da vurgulayalım. Değerli izleyiciler, kollukların altı boş kalırsa hayvan oraya girecektir. Şimdi bunun ne gibi riskleri var? Bir, yere yumurtlama olabilir. İki, siz burayı temizlerken genelde kolluk altları temizlenmiyor. Orada bir hastalık kalacaktır, pislik kalacaktır. Üç, kolluklarda
kırılma olabilir, devrilme olabilir, her şey olabilir. Hayvanlara ziyaret edecektir. Aynı zamanda özellikle folluk altlarında birikmeler çok fazla oluyor. Birikme olduğu zaman da hayvanlar nefessiz, oksijensiz vesaire vesaire, hem stres olabilir, ölüm olabilir, ürünlerle ilgili sıkıntı olabilir. Bak burada mesela şu anda hemen kamera önünde, normalde bu bir atak modelidir. Yani ataksın bir alt modeli. Öyle söyleyelim. Ama bak hemen burayı göster Selimciğim. Bak bu ataks modeli. Eski damızlıklar yok. Eski damızlıklar olmadığı için hasta böyle renklerdi. Açıkçası burada hatırlattın iyi olur. Boşluk bırakmayalım. Altlıklarda yüksek olsun. Hayvan yere yumurtlamaktan vazgeçsin. Şimdi burada bir yarı açık alanımız var. Evet. Burayı bize bir anlatır mısın? Hem şurada hem burada aslında bir yarı açık alanımız var. Burada bir de atımız var. Akşamüstü at geliyor buraya. Aha. Burayı kiraladığım kümes sahibiyle beraber kullanıyoruz. Aha. Hem burası kapalı alan. Güneş olduğunda oraya gidiyorlar. Gölge çok olduğunda güneşte, açık alanı çıkıyor. Çok güneşte, çok yağmurda vesaire. Buraları kullanıyor bayağı. Buraları kullanıyorlar. Gölge geldiğinde bu tarafa araziye çıkıyorlar. Yaz kış çıkıyor mu bayağı? Çıkarmayı planlıyoruz. Aha. Ya doğru, burası yeniydi. Öbür evet. tarafta şey vardı. Yaz kış çıkacaktır, onu söyleyeyim. Evet, çıkacak. Bunu da anlatmış olalım. Uğur, şimdi şey konuşalım. Biraz maliyetleri, gelirleri, giderleri. Çünkü olay şu. En nihayetinde ne yaparsan yap, ne dersen de soru şu oluyor. Ya bu bana para kazandırıyor mu, kazandırmıyor mu? Bu iş yapılır mı, yapılmaz mı? Yayından önce sağ olsun Uğurlar bizi misafir ettiler. Bir kahvaltımızı falan da yaptık. O zaman da konuştuk. Evet. Yem pahalı, mazot pahalı. Yem pahalı, mazot pahalı. Bu hiç bitmeyecek bir şeyden bahsediyoruz. Ve hep şunu söylüyorum ben kendi adıma. Siz gelinizin artmasını istediğiniz müddetçe birileri de gidenizin artmasını isteyecek. Bu kadar basit ya. Yani eğer siz bu yumurta 1,5 lira derseniz, bu yemci diyecek ki ooo 1,5'a yumurta satıyor. O zaman yem 200 lira kardeş. 220 lira, 250 lira. Bu yumurta 2 lira olsun dersen, yemci diyecek ki ooo 300 lira yaparız o zaman. Yemci 300 lira yaptığı zaman, atıyorum, mısırcı diyecek ki ooo o zaman işte 2 lira oldu tonu bilmem nesi falan filan. Yani İstekler hiç bitmeyecek. Aynen öyle. Birisi isteyecek, diğeri de isteyecek. Pay isteyecek. Dolayısıyla bize şunu söylüyor. Kar marjı aralığınızı arttıralım. Yani daha iyi, daha fazla, daha uzun süre. Hep bir sözüm vardı. Bir kez daha hatırlatayım. Uzun zamandır kullanmıyordum. Amaç burada en kısa sürede bir şey almak değil. Maksimum sürede maksimum verimi elde edebilmek. Yani bu süreye biz diyelim ki şöyle düşünmeyelim. Mesela işte özellikle süt hayvancılığı yapanlar bilir. Amerikan Holstein'lar işte, Avrupa Holstein'lar. Amerikan Holstein'lar da uzun süre ama belli miktarda süt. İşte Avrupa'da minimum süre, maksimum süt vesaire gibi. Tavuk da öyle düşünün. Mümkün olunca biz örnek verelim. 60 haftayı değil de 70 haftayı hedeflemeye evet. çalışalım. 60 haftada yine yuvarlak konuşuyorum. %85 randımanı değil de 70 haftada, 75 haftada %80 randıman olsun. O size daha fazlasını kazandıracaktır. Uzun vadeli konuşuyorum. Peki, bu hayvanlar şu anda günlük aşağı yukarı ne kadar yemiyor? Bu hayvanlar ortalama 120 gram, 130 gram civarı yemiyor. Yani kaç çuval yem kullanıyoruz? 1,5 çuval yem kullanılıyor günlük. Günlük olarak kullanıyorsun. Her gün şey yapıyor musun yoksa 2-3 günde bir mi şey yapıyorsun? Şimdi öyle bir hata yapıyor muyuz? İlk başta dolduruyordum ağzına kadar. İçeride söyleyecektin. 3 evet, evet. gün kadar gidiyordu. Sonra sizin programları takip ederken oraya denk geldim. Daha önce denk gelmemişim izlerken. Bu azot, içerideki azot. İzlerken derken şunu hatırlatalım. Değerli izleyiciler, ne diyoruz? Videolarımızı, hem YouTube kanalımızdaki videolarımızı, hem programlarımızı atlatmadan evet. izliyoruz. Mümkün olduğunca tamamını izliyoruz. Çünkü arada mutlaka kaçırdığınız şeyler olabiliyor. Azotun zarar verdiğini öğrendim. Ondan beri sabah bir çuval, akşam bir çuval.
veriyorsun. Akşamüstü bir taze çay veriliyor. Evet, taze, doğru taze. Değil mi? Yani evet. Fazla vermenin şöyle bir şeyi oluyor değerli izleyiciler. Bir, bahsettiğimiz içeride bir amonyak birikmesi, havanın bozukluğu, nemin yüksekliği yemi bozacaktır. İki, hayvan tembelleşiyor aslında. Biraz da öyle bir şey var. Burada mesela büyükbaşlı, küçükbaşlı da var. Hayvana sütten önce, sütten sonra, etten önce, etten sonra. Yani sürekli bir yem durumu olursa hayvan tembelleşiyor. Ne de olsa aradığım her şey var. Ben bugün yattayım, çalışmayayım. Ne de orada duruyor. Yani canım şeyi var. Bunun da önüne geçmiş olursunuz. Bir de yemin kendi, şimdi yem açıldığı zaman otomatik olarak bu yem açıldı. Oksijenle temas etti. Artık kalitesi ufak ufak bozulacaktır. O yüzden mümkün olunca taze yem kullanıyoruz. Yemi kaçtan alıyoruz? Şimdi biz iki kümese birden aldığımız Hı-hı. için biraz daha uygun alıyoruz. Ama normal şartlarda bu yemin torbası 175-180 lira civarı. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında. Şimdi mesela bazen diyorlar ki ya abi bu işte yem oldu 180 lira. Rakamı yuvarlak konuşuyorum. Biz ne yapacağız falan filan. Maliyet şudur budur. Biz de hep diyoruz ki hayvancılık ekonomisi diye bir şey var. Yani hayvan sayısı aslında arttıkça girdiler maliyeti düşüyor aslında. Şöyle işte yemi 180 liraya almaktansa tonajı aldığın için 175'i alıyorsun. Evet. 170'i alıyorsun. 160 her neyse. Ya da mesela sen şimdi burada böyle bir alan var. Yuvarlak konuşuyorum. Aylık 5 liralık elektrik yakıyorsun. İçeride 300 hayvan daha olsa aynı elektriği yakacaksın. Ya da 2000 tane hayvanın var diyelim. Bakıcısı var diyelim. Askeri maaşı, yemeği falan veriyorsun. 2500 de olsa aynı parayı vereceksin. Veya büyükbaşlı, küçükbaşlı olduğun için söylüyorum. Bir çobanım var. 100 hayvana bakan da aynı çoban. 250 küçükbaşın da olsa aynı çoban bakacak. Doğru mu abi? Dolayısıyla sayı biraz arttıkça aslında girdi maliyetleri biraz daha düşüyor. Düşüyor. Doğru değil mi? Aynen öyle. Bir şey söyleyeceksin. Şimdi öyle hissediyorum. Aynen. Şuraya geleyim. Hani çalışıyorlar. Bu işi merak ediyorlar. Sonra giriyorlar böyle 500-600 tavukla. Burada bir iş çalıştırırlarsa buradan para kazanamazlar. 500-600 tavuk için. Bir potansiyelimizi belirleyeceğiz. Ne kadar yapabiliriz de getireceğiz. Girdi maliyetlerimizi aşağı yukarı hesaplayacağız. Şimdi dediğin gibi 100 hayvanla yapmaya kalkarsan günde 2-2,5 koli yumurta yapar. En iyi şartlarda konuşuyorum. Bir anlamı yok. Yani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Şeyi yok. Ben öyle diyenlere ben şey diyorum. Nedir onun adı? Başkasının alsat daha iyi. Akarı yok, aynen kokarı öyle. Yok diyorum. Aynen öyle. Yani dersin ki 500 hayvanla gireceğim ama şimdi sen 500 hayvanla girerken de benim vaktim yok. Ben bir bakıcı tutacağım dersen o zaman kazandığın bütün parayı hatta fazlasını bakıcıya vereceksin. Şimdi ben tavuklar geldiğinde 79 kiloydum. Aha. Tavuklar geldi. İşler yoğunlaştı bizim. Oraya git, buraya koştur. Ben şu an 70 kiloyum. O kadar kaybettin. 9 kilo verdim. Bir kümes daha mı kursam? Dolayısıyla ekonomiyi iyi bilmek aynen lazım. Öyle. Yani yemin maliyetlerini, bakıcı maliyetlerini, satış maliyetlerini. Şimdi ben kendim iktisat mezunuyum, muhasebeciyim. Hesaplama konusunda iyi olduğumuz için 3 tane hesap çıkarttık. Burayı kurmadan önce. En kötüsü, ortalaması, en iyisi. Şu an buranın girdileri yazılıyor. Hangi plana denk gelecek? Bizim 3 yani tane senaryomuzun. Yem, kullanılan işte elektriği, suyu, vitamini, yem katkısı, veteriner maliyetleri. 3 tane senaryomuz var. Hangisine denk gelecek? Ona göre büyüme planı yapacağız veyahut da azaltma devam planı yapacağız. Diyorsun. Aynen. Peki, şimdi bu yemden ki içinde ne olduğunu hala soranlar var. Yine bir hatırlatalım. Değerli izleyiciler, yumurta yemi dediğimiz şey fabrika yemi, kesif yem anlamında değildir. Yumurta yemi dediğimiz şey hayvanın yumurtlamasını, yaşam payını hesaplandıktan sonra bir ortaya yem karması çıkartılmıştır reçeteyle. Yumurta yemi dediğimiz şey budur. Yani yumurta yemi deyince kesif yem, fabrika yemi değil. Yani siz alıp kendiniz de yapsanız bunun içindeki mısırı, arpayı, buğdayı, küspeyi, vitamin mineral karmasını, kirecini veya işte mermer tozunu neyse bunun adı da yumurta yemi. Büyükbaşta süt hayvanına veriyorsan süt yemi. Ne bileyim düveye veriyorsan düve yemi. Yani
Kendin de yapsan mı böyle? Bu çok karşılaştığım bir olay. Hazır yem mi veriyorsun diye soruyorlar. Hazır yemin içinde de sonra abi doğadaki kendin de olayların... alsan bak. Değerli izleyiciler, şu yemi fabrika üretmedi. Siz ürettiniz. Bulduğunuz bütün ham maddeleri siz ürettiniz. Aldınız kırma karma makinesini. Fabrikaya da demediniz ya ben seninle anlaşmayacağım. Ben kendim yapacağım. Lan aynı ham madde, aynı ham madde ya. Yani buğday GDO suyuyla oynanmış, mısır GDO suyuyla oynanmış. Efendime söyleyeyim. Küspe muhtemelen öyle. Yani zaten ona. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz biraz. Şimdi peki gelelim. Vay ben sadece buğday ve arpa veriyorum. Lan oynanmış ata tohumu. Yok da kabul ediyorum. Ben sadece arpa buğday veriyorum. Başka ne veriyorsun? Ekmek veriyorum. Başka şeyde geziyor. Tamam. Şimdi böyle bir yerde geziyor. Ekin. Arpası da buğdayısa tertemiz olsun. Kabulüm. Yan tarafta ağaçlar bilmem ekinler var. Doğru mu? Doğru. Sahip orayı ilaçlıyor. İlaçlıyor. Buraya da geliyor mu rüzgarla? Muhakkak. Ama dayı diyor ki ben diyor organik besliyorum yav diyor. Ekmek veriyor. Lan verdiğin ekmek buğdayı da GDO suyuyla oynanmış şey. Aynen öyle. Küflü ekmek veriyor. Organik yağma diyor. Lütfen Rabbimin mübarek kitabında söylediği gibi aklınızı kullanmaz mısınız? Yani çok uzatmayayım bu mevzu çok sinirleniyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim Murat abi. Şimdi biz bunu 170-180'e neyse alıyoruz. Bu yemi 100 liraya satanlar da var. Evet. Ucuz yem. Onun verdiği yumurtalara denk geldiyse bu yemden hazır yem kullanıyoruz. Şeyini aşamıyoruz. Çünkü abi, o ucuz söyleyeyim. Yemin şeyi çok kötü oluyor. Ben söyleyeyim. Tadını değiştiriyor bir dakika, yumurtanın. Şunu alıyorum. Etiketini alacağım. Bir şey göstereceğim. Yem kaliteliyse tadında hiçbir problem olmuyor. Şöyle yapayım. Marka gözükmesin diye şey yapıyorum. Bunda bir şey yok. Şöyle yapalım. Şimdi değerli izleyiciler. Etikette bazı şeyleri açıklayacağım size. Birincisi yemin ucuzu ya geçen senenin, 2 senenin, 3 senenin öncesinin yemidir. Ya içeriğinde kullanılan ham maddelerde bir bozulma vardır. Bu mısırda olabilir. Saklanma kuşları sıkıntılıdır. Küf tutmuştur. Bozulmuştur. Anlatabildim mi? Böceklenmiştir. Öyle olmuştur, böyle olmuştur. Yani bir şey görmüştür. İki, şimdi burada bir etiket var. Gel abi. Babalar yazıyor. Görüyor muyuz Selim'cim? Mısır, ayçiçeği, tohumu, küspesi, buğday, kırık, buğday, bla 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 bir sürü şeyimiz var. Metyonumuz var, şudur budur. Görüyoruz değil mi Selim'ciğim? Şimdi arkadaşlar burada şey görüyor musunuz? İşte yüzde şu kadar arpa var, yüzde bu kadar buğday var, yüzde şu kadar şu var. Göremezsiniz. Çünkü bunun sebebi adam aslında şunu söylüyor, bunu üreten. Ben mısırı yeri gelir %40 kullanırım, yeri gelir %30 kullanırım. Arpayı yeri gelir %20'ye çıkartırım, yeri gelir %5'te tutarım. Küspeyi yeri gelir %15'lerde tutarım, yeri gelir %8'lere çekerim. Falan falan falan. Ve içerisinde mutlaka burada yazmayan, bunları özellikle pelet yemleri bağlayıcılığı olsun diye, tatlandırıcılığı olsun diye melas yerine, işte bisküviler, gofretler, efendime söyleyeyim, bu tür şeyler kullanılır ve bunların da %99'u tarihi geçmiş, bozulmuş, bozulmaya yüz tutmuş ürünlerdi. Yani çöpe gitmesi yerine bu tür yem fabrikalarına verilir. Orada işlenir. Genelde de hatta şu elinde tuttuğum marka size söylemeyeceğim. Zamanında habire şey çıkıyordu. Bisküvi poşeti çıkıyordu yemin içerisinde. Habire o poşetler çıkıyordu. Dolayısıyla şu etiketlerde normal onaylattığımız etiketlerdir. Her zaman bunun içerisinde bu değerler olacak diye bir şey yoktur. Bir de mesela farkındaysanız işte ham külü proteini yazar ama mesela burada enerjisi yazmaz. Lisinini doğru düzgün yazmayanlar var. Metyonunu yazmayanlar var. Triptofanını yazmayanlar var. Fosforunu yazmayanlar var. Yazmayanlar var. Dolayısıyla şu etiket kalite her şey, etiket hiçbir şey. Öyle söyleyeyim ben. Şunu vereyim abi. Dolayısıyla bu tür şeyleri görmeyin. Bunu da niye söyledik?
soruyorlar diyor ki abi hangi yemi kullanacağız? Hangi yem markasını kullanacağız? Arkadaşlar bir parti ikinci partiyi tutmayabiliyor. O yüzden önermiyorum. Ben önermiyorum. En iyi yem diyorum kendi ürettiğin yemdir. Dolayısıyla hazır yem, kesif yem olayında herhalde anlatmışızdır değil mi? Biz anlattık. İnşallah anlatmışlardır. Anlatmışızdır. Bir de şunu söyleyeyim ben. Daha önce de karşılaştım. Yemciler elinde fazla olan yemi satmaya çalışıyor. Evet. Mesela bunlar yarkı olarak geliyor. Evet. Direkt yumurta yemi vermeye çalışıyorlar. Ya da şeye geliyor. Özellikle benim o tarafta çok var. Ya civcive ne yumurta yemi? Ver etlik kimini ya? Çünkü en az 20-30 lira fazlası var onun. Ver etlik kimini ya? Ya ne farkı var ya falan. Bir de böyleler abi. Tabii tabii yani hep öyleler. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki bu yemin kar. Ha bu arada kırık yem var burada. Biraz sos, biraz kırılma, biraz granül şekilde. Soruyorsunuz yine pelet mi verelim, toz mu verelim, granül mü verelim şeklinde. Benim tavsiyem tozu ancak civcivlere verin. Kanatlılara toz yem verilmez. Pelet kırması ya da granül olarak tercih edebilirsiniz. Mümkünse de karışık olarak vermeye çalışın bu yemleri. Daha iyi olur. Peki yem maliyetini konuştuk. Hayvan maliyeti konuşacağız çünkü zaten eskiden alma yani evet. Şimdiki şeyleri konuşmayacağız. Küme zaten kira 800'ler 900'ler civarında. Doğru mu? Doğrudur. Kiramız bu bölge için konuşuyoruz. Bazı bölgelerde 2 liralara çıkabiliyor. Evet. Bazı bölgelerde ya al sen bak benim araziye diyen mal sahipleri oluyor. Evet. Araziye bak da diyor mesela. Olabiliyor. Bu yumurtanın piyasadaki durumu nedir? Aşağı yukarı bir 5-10 dakikamız kaldı. Yumurtayı da konuşalım. Şimdi, yumurta getirisini de konuşalım. Sonra bir soru daha sorup kapatacağım çünkü. Buradaki yumurta piyasası normal orta boylar. Hı hı. Şu gördüğünüz orta boylar 20 lira civarı gidiyor. Hı hı. Kolisi, gezen tavuk. Büyükler 1 lira ile 1.25 arası değişiyor. Ben orta boyları 20 liradan satarken hı hı. sıkıntı çektim. Çekiyorum da. 20 lira kafes yumurtaları satılıyor o rakamlara ya. Ya küçük olunca buradaki... Abi medium, odak medium. Buradaki yani ben bir ara onu en son onları da söylemiştim. Şimdi markete gidiyor adam yazıyor Facebook'a şuraya buraya. Kafes yumurtası şu kadar olmuş falan. Lan diyorum ki medium olalı medium diyorum. Yani large daha pahalı. Yani evet. Senin bunu daha pahalıya satman lazım. Doğru mu? Buranın piyasa durumu öyle maalesef. Peki bu piyasayı kim düzeltecek abi? Bu piyasayı düzeltmesi gereken biziz. Gene biziz. Evet, güzel. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi benim günlük burada 16-17 koli yumurta çıkıyor. Benim onları satmam lazım bir evet. şekilde. Piyasam i̇şte acıbayanda yeniyim ben. Abi işte bu hep böyle aslında en büyük yanlış bu. Ben bunu yumurtayı satmam lazım. Bir an önce tüketmem lazım. O yüzden hemen çıkartayım falan filan. İşte bu. Bu rakamlardan dolayı şey. Peki ben şunu sorayım o zaman. Yem maliyetimiz var. Günlük 1,5 çuval civarı. Yani aşağı yukarı 240 lira civarı bir maliyetim var günlük. 500 savun olduğunu varsayarsak konuşuyoruz. Kaç 50 küsür 50 kuruşları falan şey yapar, tekabül eder. Kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Nedir, ne değildir? Şu an kafa kafaya desek yeri var. 20 liradan verdiğimiz durumda. Peki, son sorum benim. Programı da kapatacağım. Çünkü soru şöyle geliyor. Bu iş yapılır mı? Sevmek. Mesele sevmek. Yani hayır, şöyle. Yapılır mı derken yem pahalı, mazot pahalı, yumurta ucuz. Kazanır mıyız, kazanmaz mıyız abi? Şöyle söyleyeyim, ben denk getiremedim. Ben şimdi şöyle düşün. Selim, takip et beni. Selamünaleyküm Hacı Ağa. Aleykümselam. Ya duydum ki burada yumurtacılık yapıyormuşsun, yetiştiricilik yapıyormuşsun. Ben de bizim Burdur tarafında yapmayı planlıyorum da. Ne diyorsun, olur mu bu iş, yapılır mı, yapılmaz mı? Ekmeğini yer miyiz? Yerin kendinin mi arkadaş? Bak güzel soru. Yer kira. Yer kira, kümesi yok. O zaman nasıl olacak bu iş? Nasıl? Kuracağız da. Ya bende para çok. Para çok mu? Bende para çok. Ben onu yaparım ama o parayı geri kazanabilir miyim? Sen bu işi seviyor musun önce? Ya biz o zamanında anayla babayla yapmışız bu işleri yani evet. çocukken. Evet. Ondan sonra ben göçmüşüm yurt dışına. Evet. Bir şirket kurmuşum falan filan. Hı hı.
Sonra temelli olarak geldim buraya memlekete yine. Ya bu piyasanın durumunu bağlı. Heh, bana da herkes öyle diyor. Heh. Kimi yap diyor, kimi yapma diyor. Kimi uzak dur diyor, kimi batarsın diyor. Hani? Kimi boşanırsın diyor. Kimi kovulursun diyor. Ne yapacak? Malın olacaksın, pazarın olsun diyorlar ya. He. Önce pazar. Önce pazarın olacak. Kendinde başında duracaksın. Kendin başında duracaksın. Evet. Öyle adam çalıştı benden bu işle olmaz. Para kazandırıyor mu kazandırmıyor mu? Allah bereket versin. Kazandırıyor o zaman. Bereket versin dersen ekmek yiyorsun. Çok şükür. He. Zaten kazanmayan değilsin bu işlere. Evet. Ben her zaman derim. Anında bırakacaksın. Zararına ticaret yapılmaz. Yapılmaz abi. Doğru mu? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Peki. Benim yapacaklara bir tavsiyem var. Mikrofona. İlk kümes kurulum ben arabam yoktu, yerim yoktu. Bulmam, ayarlamam biraz geç oldu. Hı-hı. Ondan denk getiremedim. Yumurta verimi kışa denk gelsin. Evet. Yumurta kışın daha güzel gidiyor. Piyasasını oluşturması daha kolay. Ben gibi yaza denk getirirlerse, aynen, evet. Benim gibi yaza denk getirirlerse zorlanırlar. 20 liradan vermeye çalışırlar. Şu kışın olsaydı, güzel bir şeydi. Şu kışın olsaydı bunu 30 liradan aşağı vermezdim ben küçük boyları. Orta boyları daha bunu doğrusu. Ne demek istediğini hemen anlatalım Uğur'un. Şunu demek istedim. Normalde yumurtada bir dönem vardı. Bu dönemde Eylül ile Haziran arası normal şartlarda. Ama yazlık bölgelerde değişebiliyor. Yıl boyuna yayılabiliyor ya da aslında orada kışın satılmıyor, yazın satılıyor. Ama bu bölge için konuşuyoruz. Normal bildiğimiz standart dönemden bahsediyoruz. Evet. Bunu şey yapalım. Kayınço'nun adını soyadını da söyleyelim. Kayınço'yu kapatacağız çünkü. İsmim Mustafa, soyadım Duman. Evet. Tavas Karahisar'da ikamet kaydediyorum. Oranın şube müdürüyüm. Oradaki kümesi ilgileniyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. O tarafı yolu düşen herkese beklerim. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Allah hiç kimsenin emeğini boş etmesin. Amin. Herkese. Etrafta bu işi yapmak isteyen varsa, evet, meraklısı olan varsa gelsin elimizden gelen ders yardımı. Ders veririm ben diyorsun. Hayır, estağfurullah. Derslerimiz elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Peki. Bulunuruz. Tecrübelerimizi aktarırız. Ağzına sağlık Uğur'cum. Sizin de ayağınız sağlık. Her şey için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Her zaman yolunuz düşerse bekleriz. Buyurun gelin. Peki. Değerli izleyiciler, Deniz Acıpa yanındaydık. Buradaki sistemi sizlere her zaman olduğu gibi anlatmaya çalıştık. Umarız keyif aldığınız bir program olmuştur. Şöyle diyelim, mümkün olduğunca maliyetler konusuna, yem konusuna değinmeye çalıştık. Bu iş yapılır mı yapılmaz mı? Bunları size anlatmaya çalıştık. Biraz da taksi konuştuk. İnşallah yeni bir yerde, yeni bir programla, yeni bir yetiştiriciyle yeniden birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.